Selanik'e gelir gelmez arabanızı buranın önüne getirin. Bunu iyi sonra ne yapacaksınız yapın. Evet. Evet, şimdi Selanik'e gidiyoruz. Mütari Camping'deyiz. Buradan Selanik bir 100 küsür kilometre kadar bir mesafesi var. Yakın ama tabii yol olarak kıvrımlı olduğu için 2 saate yakın sürüyor. Selanik'e daha önce gitmiştik. Buraya kadar gelmişken tekrar bir görmek istedik. Size de böyle kısa bir tur yaptırırız. Siz de bu sırada ne yapıyorsunuz? Ha? Abone olunuyor. Abone olunup. Evet, Hüseyin Kemal. Hadi. Ha, o zaman ben mi söyleyeyim? Abone olalım bu videoyu geçmeden önce. Bir abone olursanız, bir beğeninizi, like'ınızı, kafanızdaki sineğinizi uçursanız Güldeniz Hanım. Ben sineği kovalım, siz bir abone olun. O zaman? Hadi gidelim. Selanik'e geldik. Arabamızı Beyaz Kule. Şehir merkezinin orada bir yere park ettik. O park detaylarını Hüseyin çekip zaten size gösterecek ama QR kodlar var, okutuyorsunuz, saatine göre seçiyorsunuz, mobil ödemeyi yapıyorsunuz. Online ödeme ekranına gönderiyor, hemen 2 dakikada ödemeyi yapıyorsunuz. Biz 3 saatlik seçtik, 5.10 euro gibi bir şey ödedik. Bölgeye göre değişiyor onun fiyatları bu arada. Hani o her yerde şey değil. Selanik küçük bir yer yani hani bölge olarak sıkışık bir yer olduğu için burası otopark konusunda sıkıntılı bir yer. Yani hani bulmakta konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Ceza yemeyin. Boşu boşuna gidin. Hani böyle ara sokaklarda sağda solda yer aramayın. Koyun direkt böyle bir otoparka. Aa, küçük Ayasofya'nın o hizasına geldik. Biz zaten Beyaz Kule'nin hemen oraya park ettik. Oradan şimdi böyle bir Giros. Onun oraya doğru gidiyoruz. Dediğim gibi şehir merkezindeyiz. İşte şurada Ayasofya görünüyor. Orada Beyaz Kule vardı. Şimdi Aristoteles Meydanı'na doğru gidiyoruz aslında. Ha, hepsini detaylı neyse gösterelim. Önce yemek yiyelim, sen gene başladın anlatmaya. Önce yemek yiyelim, biz bir yemek yememiz gerekiyor. Yemek yiyip ondan sonrasına bir bakalım. Tekrar gideceğimiz yerlere başlarız. Evet. Hayat Giros istergen yediğin Suzaki'dir Hüseyin Kemal. Hayır. Hayat her zamanki gibi yanlış baktığı bakan Güldeniz demektir. Olsun, bu da bir lezzet. Bunun da bir tadına var. Evet, Giros'a yola çıktığımız şeyde mekanın Suzaki bir şey olan mekanda Güldeniz dedi ki burada Giros var dedi. Tabii ki yoktu ama olsun, Suzaki yiyeceğiz biz de. Suzaki de böyle bizim işte ne denir, pide ara edilir. Kebap. Ha. Kebap gibi bir şey. Şişte, ne kadar fiyatları? Şişte oluyor. Ekmek arası da yemek istemiyor olabilirsiniz. O zaman da normal böyle porsiyon olarak geliyor. Fiyatlar? Vallahi ikisine 7.60 mı ödedim? Aynen. 7.60 euro. He, ikisi. Eğer pitasız istersen 3.40'a düşüyorsun. Bundan 4 euro. Şey peki, ikisi de tavuk değil mi? Evet, tavuk. Çıkın. Tamam o zaman. Hadi afiyet olsun. Evet, Gündoğdu Meydanı'na hoş geldiniz. Gündoğdu, evet Gündoğdu Meydanı da Gündoğdu Meydanı. Şimdi burası İzmir'e benziyor mu? Benzemiyor. Çok benziyor. Bu bizim ikinci gelişimiz değil mi? İkinci gelişimiz. Daha önce geldik, gezdik, detaylı videomuz var. O yüzden bu sefer böyle çok uzun uzadıya gezmeyeceğiz. Eğer daha detaylı bir video vesaire bir şey görmek isterseniz o videoları sabitleyelim. Sabitleyelim ama bizim izleyicilerimizin çoğu televizyondan gördüğü için o sabitlemeleri görmüyorlar. Aha. Sizi kanala yönlendirelim. Kanalda burayla ilgili, Selanik'le ilgili iki tane gezi rehberi var. İki bölümden oluşan. Çok detaylı hem Halkidiki hem burası ile ilgili videolar var. Onlara bakabilirsiniz. Biz şu an Gündoğdu Meydanı'ndayız. Ya Aristoteles Meydanı'ndayız. İnsanlar gelip kafası takılacak Gündoğdu Meydanı diye arayacak. Bir bak şöyle. Tamam. Denize açılan bir meydan. Bayağı büyük bir meydan. Ne yaptık? Geldik, arabamızı park ettik. Bir suvlaki yedik. Şimdi meydana geldik. Buralarda oturacağız. Bir çay kahve. Bir kahve içeriz. Frappe içerim frappe. Ben. Frappe falan içeriz. Ondan sonra tekrardan ufak böyle bir tur atarız. Sonra da dönüş yolumuza doğru geçeriz. Aklınızda bulunsun. Buraya kadar gelmişken Atatürk'ün evini ziyaret etmek istersiniz diye düşünüyorum. Biz daha önce geldiğimizde ziyaret etmiştik. Yine etmek istedik aslında ama bugün pazartesi ve pazartesi günleri kapalı. Pazartesi günü olduğunu unuttuk. Evet, biz günle
hani tatilde insan birazcık böyle günleri karıştırabiliyor. Ek bilgi olsun, mutlaka pazartesi günleri kapalı. Biz şu anda yani Selanik'e geldiğiniz zaman bu şekilde gezmek isterseniz ya da hani böyle çok zamanımız yok bir tur atacağız falan derseniz Beyaz Kule'nin şu an bulunduğumuz Aristoteles Meydanı arasındaki bölge biraz böyle hani 300 metre yukarıya 500 metre deniz kenarına falan doğru gittiğiniz zaman bir alan aslında eski Selanik bölgesi ve burada hani en kısa şekilde gezeceğiniz yerler burası olacak. Tabii Ayasofya vesaire bütün o müzeler hepsi savaş müzesi var, arkeoloji müzesi var, o var, bu var. Bir sürü böyle şey var işte diğer videoda hepsi var zaten. Vardı. Bu alanda hepsini ziyaret edebilirsiniz yürüme olarak. Biz de şimdi onu yapacağız. Burada oturacağız. Bir etrafa gideceğiz. Müzeleri vesaireyi falan gezmeyiz dediğimiz gibi biz geldik. Aslında biz şu anda hani Selanik'e şeyden geldik. Hani madem yakınız gelmişken gelelim. Yani görmüş olalım tekrar. Çünkü tekrar bir kilise vesaire şu bu falan gezeceğimiz bir durum yok. Oturacağız. Biraz hani Selanik'te oturup kahve içmeye geldik aslında. Evet. Şimdi diğer detayları tekrar söylüyorum. Kanalda iki tane video var, oradan izleyebilirsiniz. O zaman Güldeniz bize bir kahve ısmarlasın artık. Hadi Güldeniz çünkü ısmarlasın. Çünkü Giros ısmarlayacaktın. Suzaki yedin. Giros değil sonuçta. Kötü müydü? Mis gibi. Hayır da sonuçta Giros değil de. Giros'cu var, Giros'cu. Ben biliyorum, en eskilerinden bana, bir tanesiymiş. Sonra Giros da ısmarlayacağım. Hadi devam. Hadi gidelim. Devam. Bak tespih mağazası var burada. Aa, ben boynuma tespih istiyordum. Şu. Sen boynuna tespih istiyordun. Şu sana yeter mi şu? Aslında babana da şu tespihten alalım. O da böyle büyük bir tespih istiyordu. Biz burayı geçen sefer görmemiştik ya. Ben hiç hatırlamıyorum. Yok. Böyle bir yer. Tespikçi. Mağazanın daha da hayatı tespik yapmışım, sallıyormuşum. Selanik. Adını duydukça anlıyormuşum. Ama bir şey söyleyeceğim. Önceden bizler de şöyle bir şey çok moda olmuştu. Hatırlıyor musun? Milletin evinde falan böyle şunlardan vardı. Hatırladın mı? Bahsettiğin şey 90'ların evet, başıydı. Yani. Ve böyle bir şey hatırlattığı için o kadar mutsuzum ki keşke hatırlatmasaydım. Evet yani hatırlıyorum. Bu ve bir tane ahşap saatle birlikte. Kol saati şeklinde kocaman ahşap saatle birlikte. Neyse. Tamam. Şimdi şuradan bahsedelim. Burası balık pazarı gibi bir yer. Biz geçen sene gelip burada bir akşam yemeği yemiştik. Çok da keyif almıştık. Hatta şurası. Evet, köşedeki yer. Siz de gelebilirsiniz. Hemen Aristoteles Meydanı'nın kenarında kalıyor zaten. Böyle. En üstünde. Ayın üstünde sağda. Sağ bölüme geldiğiniz zaman burada tavernalar var. Ve güzel yerler. İşin şey kısmı fiyatlar güzel. Bizim geçen sene burada yediğim şeyi ben bitirememiştim. Çok tıkanmış. Evet, jumbo karidesli böyle bir tane şey gelmişti. Bir şey söylemiştik. Çok büyüktü gerçekten. Evet. Yani fiyatlar da güzel. Burayı öneririm. Hani yani keyifli bir yer olabilir ama geçen sefer biz geldiğimiz zaman çok sıcaktı. Hala sıcak? Evet. Yani onu da belirteyim. Sıcak ama bak vanti koymuşlar. Bak vantiyle seriniyor. Ben hala şu Yunan'ın güvercinlerine gıcık olduğum kadar çok az şeye gıcık oluyorum. Uçmuyorlar. Yani uç kardeş, uçabiliyorsun sen ya. Aa, kara bulutlar geldi. Bir şey söyleyeceğim, bu evin dışına gidiyor olmuş. Kara bulutlar. Aa, hakikaten kara bulutlar. Geçen sene de biz Selanik'teyken ikinci günde yağmur yağmıştı. Evet, yağmur vardı. Neyse bugün Selanik'te kalmayacağız. Hadi, geri döneceğiz. Selanik'te kalanlara selam olsun. Hadi o zaman. Devam edelim. Bir suverenin 40 yıl kölesi olur musun? Ha? Kafa sallıyor. Evet mi demek istedin? Bunu mu demek istedin? Şimdi Yunanistan'da en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi şu. Yani oturdun, bir şey içeceksin, yiyeceksin, her neyse. Gelip bir su veriyorlar ya, soğuk soğuk. İnsanın hoşuna gitmiyor mu bunlar? Dışarıdan bile evimize bir insan geldiğinde önce bir su ikram etmez miyiz? Biz niye unuttuk bunu? Bay Kemal. Vallahi içim serinledi şu anda. Bak buraya puanım yükseliyor. Seviyorum böyle şeyleri. Bu kadar. Okay.
bir sene, neredeyse bir sene sonra Selanik'e geldik. Gene yağmur yağıyor. Gene yağmur başladı. Birazdan bu fırtınaya çevirir. Diyorsun. O kadar ben söyleyeyim. Büyük büyük yağmur taneleriyle biz feci ıslatacak bir yağmur olacak bu. Ağzını hayran. Ben söyleyeyim. Hiç bunun ağzını hayırlık vesaire falan hiç alakası yok. Baya şapır şapır ıslanacak. Yaz yağmuru. Yaz şeker yağmuru. Şeker değilsen erimez. Aa benim kocam ben şeker mi acaba? Dur biraz kendimi seveyim. O zaman şimdi profiterol mü? Evet. Hadi gidelim. Ağzımız datlansın. Hadi datlansın bakalım. Cevap vermiyor. Aa. Hangisinden? Şuna bak. Çok güzel oldu. Evet. Pistaçığı doyacağım. Anlasın. Bu küçük olanı baksana dolu dolu yani. Dolu dolu. Bir de bir büyüğü var. Bu iki tane şeyden oluşuyor. İki toptan oluşuyor. Yani iki profiterol topundan. İki de her birinde ikişer tane seçeneğim var. Onları ücretsiz olarak ekletebiliyorum. Şimdi çok ortadan girdi. Önce şeyi anlatalım. Biz ne yaptık? Biz profiterol yemeye geldik. Evet, burası ne? Ünlü yerlerden bir tanesi. Zaten ekranı onu koyuyorum şey, ben. Böyle bir şey yani. Küçük boy bu. Hı. İki tane topu var. Üstüne her birinden ikişer tane seçenek var. Ücretsiz olarak ekletebiliyorsunuz. Yani boyut şu gayet doyurucu. Bayağı şey. Heh, bir de suyumuz geldi. Thank you. Bak ve... yine su geldi ya. Bak. Ya benim kalbime kazanıyorlar ama bak su. Şu havada su. Yağmur da başladı bu arada. Biz bu sırada yağmurun şeyiyle bunları yiyelim. Dur ben bir tadına bakayım en iyisi. Sen çok konuşturdun. Ben şimdi cümleyi tekrar bir toplayayım. İç bir profiterol. Aha kilitlendi. Neyse bu 4.20 euro. Sen konuş. Ben konuşayım sen hepsini yiyeceğim değil mi? Konuş, pislik. Sen anlat. O kadar güzel ya. Neyse biz şunu yiyelim. Bir şey söyleyeyim mi? Antep fıstığı böyle bir şey yok. Allah'ını seversen bak. Şimdi bala sanatında göklere çıkmak istiyorum şu anda. Gerçekten çok lezzetli. Baya Antep fıstığı ya. Şu an Antep Yok. Fıstığı ağacını böyle ısırıyor gibiyim yani. Bu çok acayip. Bak bir şey söyleyeceğim. Buraya kesin gelin. Evet, burayı hiç atlamayın. Hatta bir şöyle söyleyeyim. Seçenek olarak Antep fıstığını bence seviyorsanız bir şey yapın yani. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Biraz daha abartayım. Selanik'e gelir gelmez arabanızı buranın önüne getirin. Bunu yiyin sonra ne yapacaksınız yapın. Çok güzel. Kes hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Yani gram abartmıyorum. Benim ömrüm boyunca yediğim en güzel tatlıydı. Bak daha güzel bir tatlı yemedim ben ömrüm boyunca. Nedenlerini açıklar mısın bak Kemal? Birincisi çok ağır tatlı sevmiyorum. Ağır değildi. Aroması Antep fıstığı da beyaz klasik şeyi de kreması da neyse artık krema diyeyim hani. İkisinin de tadı inanılmaz güzeldi. Yani bir kilo yerim. Ha sonra ne olurum onu bilmiyorum ama bir kilo yerim. Bu arada... Ay ıslanıyoruz. Yağmurda, fırtınada. Az önce buraya gelmeden önce sen diyordun ya böyle bir yağmur yağacak ha. Falan. Sercey de yok o kadar yağmaz, o kadar yağmaz diye. Bak etrafa. Millet böyle sokaklarda kaldı. Neyse buraya gelirseniz oraya kesin. Birkaç tane şubesi var. Google'a yazın en yakın hangisiyse direkt bilmiyorum. Ona gelin. Ya kesinlikle yani gelin yiyin bol bol yiyin. Biz yani şey yapma çok iyi. Yani. Çok güzel çünkü. Evet. Neyse tamam. Hadi bay bay. Hadi bay. Evet, güneşle geldiğimiz Selanik'ten seni yağmurla uğurluyoruz Bay Kemal. Üç evetli uğurlarsanız iyi olur. Hayır. Hayır. Üç ayrı. Tamam. Go home Yankee. Evine geri dön artık. O zaman. Biraz... Evet, kısa bir tur attık. Yakın olduğumuz için buraya gelmek istedik. Daha önce geldiğimizde yemediğimiz tatları burada tattık. Yani başka yerlere gitmiş olduk. Bunlar çok önemli bilgilerdi. Özellikle tatlı kısmına mutlaka gelirseniz çok uğrayın. Güzeldi. Bir çok. De ekstra bilgi tekrardan pazartesi günleri Atatürk'ün evi kapalı. Pazartesi günü onu ziyaret etmek için düşünmeyin. Ve evet.
Bu böyle daha çok yeme içme turuydu. Aha. Turistik olan bölümü zaten o değişen bir şey değildi. Biz kanalda videosu var, sonundaki kartlarda var. Yazarsanız Selanik falan hani çıkıyor orada. Daha turistik kısmını orada görebilirsiniz. Bu yeme içme turu ve kısa bir turdu. Evet. O zaman bu kadar. Haydi arabamıza gidelim. Biz artık arabamıza gidiyoruz. Zaten yağmur yağıyor. Videoyu da kapatıyoruz o zaman. Hadi herkese tekrar görüşürüz. Görüşürüz.